Çin ile ilişki ne zaman başladı Osmanlı'da diyorlar? Kanuni döneminde başlıyor yani. Ya Çin uzmanı burada, sen sus da. En eski bildiğimiz Allah Allah. Kayıtlı olarak tabii ki söylediğiniz gibi hocam kanun döneminde başlıyor. Yani Çin yıllıklarından gördüklerimiz, gördüğümüz o. Bu siyasi ilişkiler ne konularda? Yani aslında siyasi ilişkileri 16. yüzyıla kadar geri götürmek, yani birbirlerinden haberdar bu iki imparatorluk. Evet. Elçi heyetleri gittiği söyleniyor Çin kaynaklarına göre. Ama daha yoğun olarak ilişkileri 19-20. yüzyılda görüyoruz. Yani daha geç dönemde görüyoruz. Peki bu şimdi Topkapı Sarayı'nda müthiş bir Çin porseleni koleksiyonu var. Evet. Ve Çinlilerin Avrupa'ya, Batı'ya daha doğrusu, yakın doğuya, Avrupa'ya demeyeyim, yanlış oldu. Yakın Doğu'ya çok miktarda porselen gönderdiği ne biliyoruz. Böyle porselenlerde büyük bir ticaret var. Yapraklar var. Böyle damar. Allah Allah. İlla ki söyletmeyecek, beni konuşturmayacak. Allah Allah. O porselenler ne yolla geliyor hocam? Karayoluyla da geliyor. Telepatiyle ne gelecek? Hem karayoluyla hem deniz yoluyla. Deniz yoluyla gelişinde Çin, Hint okyanusunda batmış olan bazı gemiler var. İçinde Çin porselenleri bulunan. Evet, batık. Hocam porselen ne olacak Allah aşkına, şimdi Çin denince. Allah'ım porselen sevmiyorsun hocam, tamam. Çin'in, ama bu müthiş bir ticari porselen, şey. Ve sanat ilişkileri. Porselen sevmediğimi nereden biliyorsunuz? Sanat. İznik sevmiyorum ben. Sus. Sanat ilişkileri. Sanat, hocam boş verin sanat ilişkilerinde hocam, Çin de deyince çok önemli aklımıza rol ilk oynuyor. Gelen şey hocam Çin. Bizim de Çin'in ortak noktası nedir? Siz daha iyi bilmeniz lazım. Bilirsiniz. İpek. Hayır efendim, harem. Çin'de harem, de harem alsın. Ha, kitabını evet, yazmış herhalde. Evet, gösterelim arkadaşlar. Tamam. İşte harem. Ama Çin'den hareme kadın gelmiyor. Canım, gelenek gelmiş. Gelenek gelmiş. Gelenek gelmiş. Ama gelenek, şeyde geleneği de var. O da var. Bizans'ta da var. Oradan geliyor. Yani. İşte 20. yüzyıl ortalarına boşuna mı yazdı herhalde bunu? Harem ağları var. Bunu boşuna mı yazdı? Harem ağları var. Evet, Çin haremini biliyor musunuz? Nasılmış? Ya Çin haremi Osmanlı haremiyle karşılaştırılınca oldukça şaşalı. Yani mesela imparatorun 3000'e yakın odalığının olduğu biliniyor ki bu çok ciddi bir rakam. Ne demek? 3000. Oy. Evet. Yani Manchu döneminde, yani son dönemde 3000'e yakın odalığı olduğu biliniyor. Yani onlarla karşılaştırınca Osmanlı haremi oldukça çok zayıf. Mütevazi kalıyor. Zavallı. Fukara kalıyor. Tabii 3000. Yani Çin imparatoru tabii çok daha şaşalı, çok daha demdebeli. Kaç karısı var imparatorun? Limit var mı? Yok, zaten resmi o 3, yok, herhangi bir limit yok. Herhangi bir limit yok. Yani binlerce olduğu söyleniyor. Odalıklarla beraber, cariyeler. Yok. Eş olarak. Karısı, ha, eş, resmi karısı. Öyle resmi eşi var. Bu yeni mi iki taneydi bildiğimiz? Evet. Yani kesin rakamı bilmiyorum ama muhtemelen iki ya da üç olması lazım. Resmi yani, ama tabii imparator için zaten sınır yok. Sınır yok yani Çin imparatoru için. Ha. Peki. Yani bize göre çok daha şaşalı ve yani o harem şey mi? Yasak şehrin içinde. Tabii yasak şehrin içerisinde arka tarafta harem bölümü var. Aslında Osmanlı'ya çok benzer bu anlamda. Yüz ölçümü aynıdır biliyorsunuz. Hemen hemen Topkapı Sarayı. Evet, aynı 700 bin. Aynıdır. Metrekare galiba. Nasıl sarayla acaba sığdırıyorlar oraya? Balık istifi mi yapıyorlar 3 bin kadını? Sarayda 3 binden fazla oda var. Yani herhalde muhtemelen yetiyordur. Evet. Topkapı Sarayı'nda kaç oda var hocam? Haremde 400 küsur oda var. Haremde. İşte. Evet, Çin haremi diyordunuz. Harem ağ özellikle mi mühim? Dinleniyor, Çin haremi mi dinleniyor? Haremi dinleniyor. İpeyi kim dinler? Özür dilerim. Estağfurullah. Yani. Bakın yahu, siz Türkiye'deki haremin en iyi uzmanı sizsiniz. Ben nereden çıkardım? Erhan Kapt duyuyorsunuz ayrı. Nereden böyle şeyler yazıyor. Harem uzmanı olduğumu söyledim. Hocam affedersiniz, Kubbeli Kenef'i ben mi yazdım? Haremdeki bilmem nelere ne derler, ne seriyorlardı sabah? Şilte şeyini ben mi yazdım? Çizimleriyle. Cariye gece şilte istiyor mu? Sabah nasıl topluyormuş, hoca yazdı. Dolayısıyla yazdık. İki konudaki, yani o iki önemli konunun, efendim, iki önemli konunun uzmanları yan yana. Onun için aranıza ipeyi falan hışır hışır sokmayın.
Siz şey haremi mesela bu kayısı beyefendi şeyi ne güzel olur. Çin'de de harem ağları var değil mi? Tabii harem ağları var. Aferin evet. Ama gazeteci oluyorsun. Hadım mı onlarda? Hadım aynı. Ve çok eski bir gelenek yani. Peki bu nereden geliyor? Yani. Başka bir memleketten mi geliyor hadım ağlı, hadımlar? Hadım, yani. Yok Çinliler Çinli kendi kullanıyorlar. Evet. Ama Kanyovey mesela bu Osmanlı'daki Türk seyahatnamesi. Bu Çinli seyyah düşünür reformcu. 1908'de İstanbul'a gelen. O mesela seyahatnamesinde bu anlamda Osmanlı'yı Türkleri övüyor. Diyor ki yani onlar bizim gibi yapmıyorlar. Kendi insanlarına zarar vermiyorlar. Oysa ki biz kendi insanımıza zarar veriyoruz diye. O harem ağları. Harem ağlarını evet. Çünkü biliyorsunuz bizde harem ağları dışarıdan oluyor. Evet. Dışarıdan olduğu için. Oysa Çin'de tabii Çinli harem ağları kullanıyorlar. O sebeple mesela Kanyovey bu anlamda Osmanlı'yı övüyor yani. Bu çok daha iyi diyor. Ama tabii Avrupalı örnekleri gösterip aslında harem ağlarına hiç gerek yok diye bir yorum yapıyor. Çünkü harem ağları hakikaten Çin tarihinde ciddi sorunlara sebep olmuşlar. Yani, ne gibi? Yani siyasete karışmışlar. Bizdeki gibi. Yani aynen. Siyasetin içinde olmuşlar. Devlet işlerine karışmışlar. Çok ciddi sorunlar yaşanmış harem ağları yüzünden. O yüzden bu geleneğin terk edilmesini söylüyor. Tabii Osmanlı 17. yüzyılda ağlar dönemi deniliyor belli bir döneme. Harem ağları evet. Yönetiyor devlet. Evet. Çünkü padişah aciz. Evet. Öyle olduğu zaman. Çin'de de aynı şekilde. Çin'de çok eskiden yani milattan önce 2. 3. yüzyılda bile bu problem var. Çin saraylarında Abdullu bir sistem var değil mi? Evet. Çok önemli bir şey bu evet. Ayol merak ediyorum, soruyorum. İyi bir uzman gelmiş Allah Allah. Hocam. O kadar gezdiniz. Hong Kong'a falan gittim ama Çin. O kadar gezdiniz. Çin mimarisinin herhalde en büyük meselesi ahşap olması. Ahşap olması bir de dört yönlü değil mi? Evet. Yani o bakımdan mesela... o Türk sarayla eski Türk saraylarına aynı şey böyle birbirine kesen şeyde dört yönlü olması çok önemli. Dört yön önemli. İşte ortak kültürümüz o bakımdan onu sormak istiyorum. Yanlış mı biliyorum? Sağlaması ne yapıyorum? Hı. Estağfurullah. Evet efendim. Ama dediğin gibi o kültür devrimi diye müzelerinde doğru dürüst eski Çin mesela Pekin'deki müzede doğru dürüst bir şey yok. Kültür devrimi yapmışlar gitmiş. Giray Bey şeyi söylüyorlar yani replikaları sergileniyor diyorlar taklitleri. Evet. Yani kültür devrimi çok önemli bir zararın verildiği bir dönemden. Çinliler de bunu kabul ediyor zaten. Yurt dışına gitmiş olan eserler, Çin eserleri çok var. Ve Avrupa ve Amerika müzelerinin hakikaten büyük kısmını hocam, dolduruyor. Hocam Topkapı Sarayı'ndaki koleksiyon belki orada yok. Yok evet. Bizdeki tabakçalar. Özellikle seladonlar sanırım yok. Yani o Yuan dönemi parçaları. Yuan hangi yüzyıl? Efendim? Yuan hangi dönem? Yuan 12. yüzyıl. 12-14. Yani seyircilere şeyi söyleyelim isterseniz. Giray, bu seladonlar yani tabağa zehirli bir şey konulduğu zaman renk değiştirdiğine inanılan ama yok porselen tabaklar. Şey aslında öyle bir şey ama inanılıyor. Yani eskiden beri öyle bir gelenek yani var. Yani bir sergi yapıldığı zaman bu Avrupa müzelerinden toplanan eserlerden inanılmaz güzel sergiler gördüm ben. Ve orada birçok unsur bizim Osmanlı sanatında da gördüğümüz birçok motifler vesaire detaylar bir bakıyorsunuz ki Çin eserlerinde var. Yani hakikaten bu ilişkilerin bu sanat ilişkilerini çok daha iyi çalışılması lazım.